mu arttıran diye soruyorduk tabelamız aracılığıyla. Varmış Merkez Bankası gördüğünüz gibi. Canlı yayında enflasyon tahminini 2,5 kat arttırdı efendim. Şimdi %58'e yıl sonu enflasyon tahmini. Bülent Bey diyor ki emekliyim, geziyorum demek isterdim ama emekliyim, çalışıyorum ve açım. Yok mu arttıran bu sefaleti demiş. Şimdi vatandaş lehine bir süreç ne zaman olur diye soran yüzlerce vatandaş da var. Ekonomist Güldem Atabay'a bir danışalım. Bugün Merkez Bankası Başkanı'nın kameralar önündeki anlattıkları performansı ve %58'e, yani bundan önceki Merkez Bankası uçmuş. Yani ne %22,3'ü demeye getiren açıklamalarını bir sormak, bir anlamak, bir idrak etmek gerekiyor. Dönelim efendim. Güldem Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey, iyi akşamlar. Teşekkürler, aynı dileklerle. Nasıl değerlendiriyorsunuz Hafize Hanım'ın açıklarını? Şimdi 2,5 katlık bir artış. Bu önceki Merkez Bankası Başkanı'na dönük herhalde tersine uçmuşlar demenin tercümesini yapmış oldu. Sanki aklıma şu geldi. Merkez Bankası Başkanı değil ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek koltuğa ilk oturduğunda rasyonel politikalara dönmekten başka çaremiz yok diyerek ondan önce yapılanları irrasyonel olduğunu ilan etmişti. Merkez Bankası Başkanı'nın da enflasyon tahmini orada hiç gerçekçi değildi diyerek herhalde ekonomik varsayımlarla bu tahminlerin yapılmadığını mı ortaya koymuş oldu? Tabii biz seçimden önceki süreçte de özellikle Kavcıoğlu dönemi boyunca sizde de çeşitli yayınlarda Merkez Bankası Başkanı'na uygulanan para politikasını eleştiriyorduk. Bunun enflasyonu düşürme politikası değil, enflasyonu yükseltmekle, yükselmesiyle sonuçlanacağını söylüyorduk. Ve bundan bir önce, seçimden önce açıklanan enflasyon raporunda sene sonu açıklanan beklenti %22,3'ün de asla gerçekçi olmadığını söylüyorduk. Şimdi Gaye Erkan'ın göreve gelmesinden belli bir süre sonra bu çıktı, aldığı ilk sahne diyelim, hem kamuoyu izledi, hem ekonomistler izledi, hem de soru cevap kısmında kendisi öyle bir cesaret gösterdi, daha önceki başkanın gösteremediği. En azından gerçekçi bir enflasyon seviyesinden bahsediyor. Elbette siyasi olarak yorum yapmamasını anlamak gerekli. Çünkü faiz enflasyonun sebebidir diye bir olmayan bir teoriyi kimse savunamaz. Ama Merkez Bankası Başkanı olarak da işte hükümette çalışmak durumunda, bu işe el atmak durumunda. Ama detayında, açıklamaların her tarafında işte enflasyon için faiz yükseltmekten başlayın, parasal sıkılaştırmayı çeşitli araçlarla sürdüreceğiz demesi zaten faizin enflasyonun nedeni olmadığını anlatan alt detaylar olarak ele almak lazım. Ama şunu da söylemek lazım. %58'e de kalacak gibi gözükmüyor bizim bu sene sonu göreceğimiz enflasyon ne yazık ki. Bunu daha önce de sormuştum. İnsanlar iki ihtimali işaret etmişlerdi. Bir kısım ya politik bir okumayla elbette. Denilmişti ki ya Mehmet Şimşek geliyorsa yerel seçime kadar durumu iyileştirmek için işte bir takım hamleler yapacaktır. Bu da bir türlü kazanılamayan, ne yerel seçimde ne de işte iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük şehirler. Orada durumun pek değişmediği görülmüştü. Oraları ikna edebilmek, AK Parti kendine çekebilmek için böyle bir kabine kurdu. Burada da işte Mehmet Şimşek ve politikaları büyük şehre etki edecek denmişti. Yani tahmin buydu. Ama bugün bakıyorum ben, öyle olmadı. Büyük şehirdekinin kira krizi arttı, cebindeki azaldı. Dolayısıyla o büyük şehirlerin tam da bir doğru bir politik okumayla, İşte büyük şehirlere özel de bir çalışma yapılacağı, oradaki çalışan kesimi biraz olsun rahatlatabileceği yöndeki çıkarımlar şu an gerçeğe dönüşmemiş gibi. Bir kısımda şöyle diyordu ekonomistler, hayır alakası yok, tam tersi acı reçeteyi içirecek diyorlardı. O mu bu mu, ikisinin arasında mı gidiyoruz? Nasıl bir tarif yapar Güldem Atabay? Şu anda acı reçete kısmında gidiyoruz. Çünkü bana sorarsanız benim yorumum Mehmet Şimşek'in gelmesi Türkiye'nin çok kronikleşen, Türkiye ekonomisinin tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir şekilde bir ödemeler dengesi, bir moratorium, yani dış borç ödeyememe aşamasına getiren bir süreçti. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in gelmesi hem yurt dışında tanınırlığı hem daha önceki dönem tecrübesine bakarak acilen döviz bulunması gerekiyordu. Şimdi döviz ne demek? Yabancı yatırımcı, güven, istikrar, ekonomi politikalara inanılması demek. O yüzden de hem bütçe açığını daraltıcı, hem yüksek enflasyonu aşağı çekici, hem de cari açığı daraltıcı bir takım politikalar uygulanması gerekiyordu. Biz bunların acı reçete kısmını gördük. Vergiler arttı hepimizin üzerindeki. Tasarruf kısmını göremedik. Tam rasyonel demek o yüzden zor. Ama hani bundan sonraki süreçte biz sanıyorum Aralık ayına kadar bu acı reçetenin içinden geçerek gideceğiz. Aralık'ta ne olacak peki, Aralık'tan sonra?
Şimdi orada da ateş fişeğini ya da işaret fişeğini Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi zaten. Bugün nasıl yeni başkan Gaye Erkan ücret artışları enflasyona yansıdı, bir süre daha devam edecek dediyse bunun şimdi tekrarlanacağını Erdoğan söyledi. Çünkü neden? Önümüz seçim. Elbette enflasyona karşı halkın ezilmemesi gerekiyor. Enflasyonu yaratan dönemle zaten daha henüz hesaplaşılmadı. Çünkü iktidar değişimi gerçekleşmedi. Kabine değişimi gerçekleşti sadece. Bu hesaplaşma yapılmıyor. Hadi onu kenara koyduk. Fakat bu kendi kendini besleyen döngü içinde ücret artışları bir tür daha enflasyonu besleyecek. O dediğiniz büyük şehirleri rahatlama kısmı sanıyorum Ocak, Şubat, Mart aylarında Aralık ortasından itibaren başlayacak. Dolayısıyla şu anda döviz yaratma dönemindeyiz. Arkasından da tekrar popülist politikalar devreye sokulacak. Keşke enflasyonda gerçekten mücadele ediliyor olsa desek ve herkes için enflasyonun aşağı inebildiğini, bu politikalarla ineceğini söylesek ama söyleyemiyoruz ne yazık ki. Peki Güldem Hanım, teşekkürler. Bakalım Aralık'tan sonra dediğiniz gibi Mart'a kadar bir yerel seçim hesabıyla da vatandaşın lehine neler göreceğiz, neler duyacağız. İpuçları ya da randevusu dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ya da Sayın Erkan'ın bugünkü açıklamasında izleri var. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun. Döndük.